Büyürken aileler çocukları konusunda kararlar vermeye devam ederler. Hangi okula gidecekleri, hangi müzikle ilgilenecekleri, hangi sanat dalıyla uğraşacakları konusunda karar verirler. Bunları istemeyenleri ya da bunları yapmayanları da hedefsizlikle ve başarısızlıkla suçlarlar. Oysa hedef, başarı, kişinin ya da toplumların kendi istediklerini yapabilmesi, kendi istediklerini başarabilmeleridir. Bir çocuk için hedef belirlerken çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi, içinde bulunduğu yaş ve normal gelişim yaşı, gelişim süreci göz önüne alınmalı ve bunlara göre bir hedef belirlenmelidir. Yine aynı zamanda bulunduğu yaşadığı yerdeki toplumdaki, kültürdeki olanaklar, değerler de bu hedef koyarken dikkate alınması gereken etkenlerdir. Tabii ki bunların yanı sıra ailenin ya da çocuğun kendine koyduğu hedeflerin ne kadar gerçekçi olduğu da değerlendirilmelidir. Koyulan hedefin gerçekçi olması kadar ailenin hedefe ulaşmayı kolaylaştırması ya da zorlaştırması da sorun olabilir. Hangi yaşta olursa olsun gelişim dönemine uygun olarak hedef konulan bir çocuğa yardımcı olma adına aileler hatalar yapabilmektedir. Hedefe ulaşması için mücadele etmesi gereken engelleri onun adına ortadan kaldırmak, çalışması gereken yerlerde bilgiyi ona hazır olarak sunmak ve kolayca hedefe ulaşmasını sağlamak, çoğu ailenin sandığı gibi çocuğu mutlu ve sağlıklı yapmaz. Hedefe ulaşması için mücadele etmesi gereken engelleri onun adına ortadan kaldırmak, onun adına çalışması gereken yerlerde bilgiyi hazır sunmak, emek ve bilgi sahibi olarak elde etmesi gereken hedefe kolayca ulaşmasını sağlamak, çoğu ailenin sandığı gibi çocukları başarılı ve mutlu yapmaz. Hedeflere kolayca ulaşıyor olmak hedef koymayı zorlaştırır ve hedefe çabuk varıldığında ve emek sarf etmeden varıldığında o hedef artık hedef olmaktan çıkar ve kaç yaşına gelirse gelsin böyle büyütülen bir çocuk her şeyi kolayca elde edebileceğine ve çok bunun için çaba sarf etmemesi gerektiğine inanır. Dolayısıyla da hedef koymakta zorlanır. Benzer şekilde çocukların yaşına, gelişim dönemine uygun olmayan hedefler koymak ya da onun ilgilenmediği kendi hedeflerinizi çocuk için hedef olarak belirlemek çocukta başarısızlık ve isteksizlik uyandıracak, dolayısıyla hedef koymayı zorlaştıracaktır. Eğitimin hedef koymada büyük bir önemi ve rolü vardır. Çocuğun yeteneklerini keşfedecek, o yeteneklere yönlendirmesini sağlayacak ve bilgilemeye, araştırmaya yöneltecek olan eğitim sistemi, başlangıçta çocukların, daha sonra gençlerin ve erişkinlerin, hatta ülkelerin daha iyi hedefler koyup o hedeflere ulaşmayı başarmasıyla sonuçlanır. Eğitim sistemi bazen yapılan yanlışlar nedeniyle hedef koymayı zorlaştırır. Farklı gelişim dönemlerinde farklı istekleri ve beklentileri, farklı yetenekleri olan çocukları aynı hedefi koymak, bu çocukların bir kısmının kendini başarısız hissetmesine ve isteksizliğine, dolayısıyla da hedefsiz olmalarına neden olacaktır. Hatta bazen hedefsiz olmak yerine olumsuz hedeflere yönelmelerine de neden olur. Çocuklara hedefler koymanın bazı kuralları vardır. Birinci kural, önce kendinize hedef koyun. Çünkü çocuklar büyüklerini izlerler ve onları model alırlar. Siz kendinize bir hedef koyar ve o hedefe ulaşmak için doğru adımları atarsanız, çocuğunuz da sizi izleyerek hedef koymayı ve ona ulaşmayı öğrenecektir. İkinci kural, çocuklar için çocuklarınızla birlikte hedefler koyun. Eğer siz uğraşmazsanız her şey kendiliğinden olup bitmez. Bazı çocuklar için süreçler hızlı ilerler. Onlar için zorlayıcı hedefler onların daha azimli, dayanıklı olmalarını sağlayabilir. Ama bazı çocuklar için zorlayıcı hedefler tekrar denemeyi engeller. Bazı çocuklar tekrar deneyerek başarısız olma korkusuyla zorlayıcı hedefler nedeniyle hiç hedef koymamayı, hiçbir şey yapmamayı tercih edebilirler. Çocuklar için okulda ve evde destekleyici ortam çok önemlidir. Onlara ulaşabilecekleri hedefler koyup bu konuda onları desteklemek önem kazanır. Üçüncü kural, süreci izlemektir. Süreci izlemek için iki farklı yöntem kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi, konulan hedefle ilgili çocuğunuzla zaman zaman paylaşımda bulunmak, onunla bu konuda konuşmaktır. Bu hem paylaşmayı arttırır, hem de konuyu mekanik bir konu olmaktan çıkarır, hem de çocuğun desteklendiği hissini yaşamasına neden olur.
İkinci yol ise izlemenin hedefler hakkında maddeler tutmak ve her hedef gerçekleştirildiğinde onun yanına işaret koymaktır. Bu çok mekanik bir yol gibi görünebilir ama yararlı bir yoldur. Hem de böylelikle çocuğunuzun hedeflere varma ve adımlarını izleme konusunda daha rahat bunu takip edebilmesini sağlayabilir. Dördüncü kural, hedeflere varıldığında bunu kutlamaktır. Hepimiz bir hedefe vardığımızda başarımızın onaylanmasını, desteklenmesini isteriz. Başarıyı kutlamak için çeşitli yollar seçilebilir. Ailece bir yemek yemek, bununla ilgili bir dosya hazırlayıp tarihlemek ve bunu bir anı olarak saklayıp başkalarına göstermek. Sözel pekiştiriciler, hedefe ulaşmış olan kişiye başarı hazını tattıracak ve böylelikle yeni hedefler koymak için de cesaretlendirecektir. Burada dikkatli olunması gereken şey bazı çocukların çok gündeme gelmekten hoşlanmayacaklarıdır. O yüzden aileler dikkatli olmalı ama çocukların başarılarını, hedeflere uymadaki başarılarını pekiştirmeli, yanlış hedefleri konusunda da dikkatli olarak onları uyarmalıdırlar. Çünkü bazen hedef koymak, olumsuz hedef koymak şeklinde de olabilir. Eğer çocuğunuzun olumsuz hedefleri varsa endişelenmeniz gerekir. Bu endişeleneceğiniz olumsuz hedefler neler olabilir? Bunlardan bir tanesi, eğer çocuğunuzun gelişim dönemine uygun olmayan, yani gelişim döneminin çok üstünde ya da çok altında hedefleri varsa o zaman dikkatli olmak gerekir. Eğer gelişim döneminin çok üstünde bir hedef varsa, ona ulaşmakta zorlanacağı için kendisini başarısız hissetmesi ve bu konuda sıkıntı çekmesi doğal olacaktır. Çünkü kişinin hedefinin ulaşılabilir olduğunu hissetmesi, bunu görmesi, bunu başarabileceğini düşünmesi onu motive edecektir. Ama tam tersine eğer çok üstünde bir hedef konulmuşsa ona asla başaramayacağını, asla ulaşamayacağını düşünür. Hem çevreyle olan endişeleri nedeniyle hem de kendisinin başarısızlık duygusu nedeniyle özgüvenini kaybeder, kendisine olan saygısını kaybeder ve gittikçe de yapabileceği hedefleri dahi ulaşmak için bir çaba göstermemeye başlar. İkinci endişelenilmesi gereken durum, eğer çocuğunuzun hiç hedefi yoksa o zaman endişelenmek gerekir. Çünkü hedefiniz olmadığı zaman herhangi bir şey yapmak için motivasyonunuz da olmayacaktır. Bu durumda yapılması gereken şey çocuğunuzla oturup konuşmaktır. Onunla yaptığınız konuşmada ne tür beklentileri var, gelecekte ne yapmak istiyor, neler hoşuna gidiyor, neleri başarabileceğini düşünüyor gibi genel konuları ana hatlarıyla belirlemek, daha sonra da bu belirlediğiniz ana hatlardan onunla seçeceğiniz hedefe ulaşması için gerekli olan yolları birlikte çıkartmaktır. Bu yol haritasını, bu şemayı oluştururken dikkat edilmesi gereken şey çocuğun yeteneklerine ve durumuna uygun olarak bir hedefleme yapılmasıdır. Eğer akademik başarısı çok yüksek olmayan bir çocuğun artık lise son sınıfında çok yüksek puanlı bir üniversite hedefi koymaya çalışıyorsa bu gerçekçi olmayacak ve onun hedefine ulaşamaması da çok olağan olacaktır. Dolayısıyla da hele de böyle bir hedef koymuş kişi bu konuda yapılan ilk yolda, örneğin dershaneye gitmek gibi bir yolda, ilk deneme sınavında yani ilk girdiği kavşakta henüz bir engellemeyle, bir tümsekle karşılaşırsa, ilk deneme sınavından düşük bir not alırsa onun için artık hedefe ulaşmak zor hale gelecektir ve başka ulaşabileceği hedeflere de ulaşmaktan vazgeçecek ve hayal kırıklığı yaşayacaktır. Çocukların hedeflerine bakarken olumsuz olabilecek şeylerden bir tanesi de gerçekten olumsuz hedefler koymalarıdır. Çünkü her zaman hedefiniz olması başarı getirmez. Bazen de yanlış hedefler sonrasında elde edilen başarılar da yanlıştır. Bu nedenle çocuğun hedefleri olup olmadığı ya da gerçekçi olup olmadığı kadar çocuğun koyduğu hedeflerin olumsuz olup olmadıkları da aile tarafından denetlenmelidir. Bazen aileler kendileri bir hedef koyup, çocuk için bir hedef koyup oraya çok odaklandıkları için çocuğun kendi için koyduğu zarar verici hedefin farkında olmayabilir, onu gözden kaçırabilirler. Oysa hem çevreden aldığı geri bildirimler hem örnek aldığı yanlış insanlar nedeniyle çocuklar yanlış, olumsuz hedefler koyabilirler. Özellikle de başarının, ünün, zenginliğin bu yanlış hedefe bağlı olduğuna inanan çocuğun daha sonra bu yanlış hedefi olumlu bir hedefe çevirmesi, olumsuzdan olumluya geçmesi daha zor olacaktır.
Bu nedenle çocukların arada hedeflerini gözden geçirmek ve yanlış olan hedefleri de düzeltmek gerekir. Kolay yoldan çabuk ulaşılabilecek ama yasal olmayan, zarar verici olan bir takım hedefler koymuş çocuklar olabileceğini ve bu çocukların hedeflerinin daha başlamadan ve bu hedeflere inançları pekişmeden o hedefleri denetleyerek düzeltmek gerektiğini de unutmamak gerekir.